Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Momteli. Bugün sizlerle beraber Europan War 4 Napolyon'da 1815'te Osmanlı olup Sırpları yarıp geçeceğiz. Yani Sırp devletini yıkacağız arkadaşlar. Bu arkadaşlar Europan War alttan daha iyi. Yani bana göre, benim zevkime göre. Yani oradan askerlerinizi başka topraklara ilerletince sizin oluyor. İşte gördüğünüz üzere bizim oldu. Yani dostunuz olsa da sizin oluyor, düşmanınız olsa da sizin oluyor. Burada dost düşman nasıl anlaşılır da şöyle oluyor. Şurada yani ortadaki mavi olunca dostunuz, yani ortadaki kırmızı olunca da düşmanınız oluyor. Osmanlı olunca işte böyle. Evet arkadaşlar, bir de bayrak dalgalanırken yani hareket ettirebileceğiniz ya da bir düşmana vurabileceğiniz anlamına geliyor. Gördüğünüz üzere hareket ettirdikten sonra bayrak duruyor. İşte gördüğünüz üzere. Şimdi bakalım başka var mı diye. Yokmuş ve sıramızı hemen geçiriyoruz. Arkadaşlar burada daha kolay yani fethedebiliyorsunuz. Yani yürüyerek. Bir de arkadaşlar mesela Belgrad'ı boş bıraktılar. Zaten iki yer Belgrad. Büyük yani. İki yeri boş bıraktılar diyelim. Hız yani asker koymadılar oraya. Direkt alabiliyorsunuz. Ama şu anda mesela bir yerde top var, diğer yerde de generalli piyade var. Yani onları öldüreceksiniz. Bana göre işte böyle dekleniyor. Bana göre bu daha zevkli. Yani Osmanlı olup hızlıca yani yarıp geçebiliyorsunuz. Arkadaşlar Europan War 6'da yani fazla baskı sonucu kalıyordu Osmanlı olunca. Ama burada öyle değil işte. Yani toprak eksikliği olsa da yine de bu oyun daha iyi. Biraz tabii ki her oyun, neredeyse her oyun gibi güncelleştirmelere ihtiyacı var. Ama yine de oyun idare eder yani, güzel. Ben oynuyorum. Yani arkadaşlar bunu pek yani önemsemeyeceğim. Hızlıca Sırpları fethetmeye çalışacağım. Diğer ki ama bu oyunu sevdiğimden dolayı bir dahaki yani bir daha başka videolarda çekeceğim. Yani orada tamamen bütün askerlerimi hareket ettireceğim. Şimdi hareket ettiriyorum da sonlara doğru biraz hareket ettirmemeye başlayacağım. Yani sizi de fazla sıkmak istemiyorum. Evet. Arkadaşlar şu atı görmemiştim. Kusura bakmayın. Biraz hani oyunda yeniyim ya. Ama diğer ki videolarımda işte yenilikten çıkacağım yani. Acemiliğime atacağım diyeyim size. O zaten birkaç kere tekrar yaptım yani Belgrad konusunda ve başarılı oldum. Keşke vurmayaydım çünkü yeniden asker çıkaracaklar. Biliyorum. Yani arkadaşlar bu Türkçe şeyi dili olmasa da oyun gayet güzel. Gördüğünüz üzere kalenin falan hiç canı olmadan direkt üstüne geçince sizin oluyor yani arkadaşlar. Üstüde Moldavyalılar galiba, bir de Ruslar var. Bunlarla sonra mücadele edeceğim. Zaten donanma konusunda bu taktiği yaparsanız yani oradan hemen generalinizin yanınıza getirirseniz başarılı olursunuz. Oyun kolay. Ama şimdi ben oynamıştım zaten. Europan War 6'da. Çok zordu. Ama yani burada daha kolay. Biraz da yani kolay olup kolay fethedince yani insanda biraz ferahlıyor yani oyunda.
Sana biraz kolaylık istiyor tabii ki. Mesela Volcanoer 4. Mesela o hileli oynanır. Ben hileliyi daha çok seviyorum çünkü biraz o zor yani general almak falan. Buna da general almak biraz zor ama o kadar da değerli tabii. Bu bilgisayar da arkadaşlar belki siz telefona indirirsiniz. Belki birkaç değişiklik olabilir. Yani bunu da yorumlara falan yazabilirsiniz. Bu video nasıl olmuş? Her şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Ben de cevaplarım. Evet, sıra bizden geçti. Aa, boş bırakmışlar. Ben aslında koyacağım. Burayı da alalım. Yardım desteği getiriyor. Biraz zor olacak. Galiba generalim ölür. Zaten vuracaktı. Onu zayıflatayım dedim öyle. Yani moral düşüklüğüne sebep olayım dedim. Evet. Böyle ikileyebiliyorsunuz. Ben de zaten canı az kalmış. Sen Rus şeyinin canı az kalmış. Alalım mı? Güçlü düşürelim. Önemli olan güçlü. Zaten bununla da tepkiler. Öldürdüm. Evet, şuradan o top atışıyla 2 dakikada canını neredeyse sıfır yapabildik. Evet, bununla da vuralım. Evet. Şu anda bayağı iyi ilerliyoruz. Ama giderek tabii bu her oyun gibi zorlaşıyor yani. Toprak fethettikçe düşmanlarınız sizin üzerine hani daha çok yoğun baskı kuruyor. Evet. Moral düşüklüğüne sebep oldum. Şöyle gelip vuralım. Dört bir yandan kısırdık. Şunu hızlıca şuraya gösterelim. Yani yıkıldığı yazacak şekilde sırtları yıkmaya çalışacağız. Artık yani tam tamamlamadan şey yapacağım. Yani size sıkmak istemiyorum daha doğrusu. Şimdi Belgrad'ı ele geçirmenin tam vakti. Evet, Belgrad. Şuna biraz heyecanlandım. Şöyle oradaki topu oraya getirip vursaydım alabilirdim ama neyse ya. Bir tane daha asker korlar. İşte o topla. İşte dediğim üzere yani artık şey yapmıyorum. Tamamını hareket ettirmeyeceğim. Asker koymuşlar. Sanki bana... Şuranı şöyle vuralım. Belgrad %100 bizim. %100.
Yıkılmadı. Çünkü kenarda bir asker var. Yıkılmaya yıkıldı yazmadı. Ama yazdıracağım. Halledeceğim 2 dakikada. Direkt cönfirme bastık. Evet arkadaşlar, yıkıldı, yıkılacaklar. Zaten bir askerler kaldı. Asker de üretemeyecekler ve yıkılıp gidecekler. Yani Osmanlı'ya bağlanacaklar. Evet. Hızlıca şey yapalım, vuralım. Evet, top atışı. 2 dakikada ağızlarını kıracağız. Biraz sabırlı olun. Evet, yine cönferime bastık. Yeneceğiz. Az kaldı. Yani bunda yeneriz diye planlıyorum. Çünkü neredeyse bütün ordum vardı. Evet. Ve yıkıldı. %100. Ve gördüğünüz üzere yıkıldı yazdı. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.